Merhaba web tekno takipçileri. Gördüğünüz üzere arkamda hemen belki de göremiyorsunuzdur ama HTC Vive standının önündeyiz. HTC Vive nedir diye soracak olursanız hemen açıklayalım. HTC'nin üretmiş olduğu sanal gerçeklik gözlüğü ve oldukça da iddialı olduğunu belirtelim. Bizim biraz önce Aydoğan'la birlikte deneme fırsatımız oldu ve şimdi çıktık size taze taze anlatacağız arkadaşlar. Zaten arka planda da görüntüleri görebiliyorsunuz. Şahsen benim denediğim VR yani sanal gerçeklik gözlükleri arasında iyilerinden bir tanesi. Çok hoşuma giden Sony'nin üretmiş olduğu PlayStation için olandı. Bir de bu cihaz gayet hoşuma gitti. Ancak diğer sanal gerçeklik gözlüklerinden bir farkı var. Odanıza bir de sensör koyuyorlar arkadaşlar. Yani siz bu cihazı aldığınız zaman odanızın bir yerine şu hoparlör büyüklüğünde bir sensör koymanız lazım. Zira siz ayağa kalktığınız zaman sizin hareketlerinizi takip edebilsin diye ve ekrana yansıtabilsin diye. Peki bunu konsollarımızda oynayabilir miyiz derseniz maalesef konsollarda oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu oynayabilmeniz için bir adet bilgisayara ihtiyacınız var. Ve önerilen sistem gereksinimlerinde de minimum ekran kartınızın GTX 980 olması lazım. Tabii onun altındaki kartlar da çalıştıracak. Ancak dediğimiz gibi bu önerilen sistem gereksinimleri. Bunun yanında fiyatından da hemen bahsedeyim. $799'lık bir fiyatı var arkadaşlar. Evet biraz pahalı bir fiyat ancak sanal gerçeklik gözlükleri içinde en iyisi olduğunu iddia ediyor HTC. Bunun yanında 2016 Nisan ayında arkadaşlar final sürümü çıkacak. $799 fiyat etiketiyle satın alabileceksiniz. Ülkemize muhtemelen gelecektir. Bunun üzerine de ekstra vergiler binecektir. Yani fiyat daha da artabilir diye düşünüyorum. Bunun yanında Oculus Rift yerine neden bunu almalıyım derseniz Oculus Rift'in çalıştırdığı bütün VR oyunlarını, sanal gerçeklik oyunlarını çalıştırdığını söyledi buradaki arkadaş. Ayrıca o sensör sayesinde daha değişik deneyimler, yani HTC Vive'a özel oyunların çıkacağını da söylüyor. Yani siz bunu alırsanız Oculus Rift'in oyunları aynı zamanda yanında ekstra daha değişik oyunlar oynayabileceksiniz. Bunun yanında az önce söylemeyi unuttum arkadaşlar. Kutunun içerisinden bir adet sanal gerçeklik gözlüğü, bir adet sensör, bir de joystick çıkıyor arkadaşlar. Bu bildiğim üzere diğer VR cihazların içinden çıkmayan bir şey joystick göndermeleri. Ha sizin bir direksiyonunuz vardır ya da işte uçak simülasyonu oynamanız için bir joystick'iniz vardır. Onları da kullanabiliyorsunuz ayrıca. Ancak yine de siz uçak simülasyonu oynayacaksanız içinden çıkan joystick'le oynayabiliyorsunuz. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizler için HTC Vive'ı inceledik. HTC'nin üretmiş olduğu sanal gerçeklik gözlüğünü Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'nde bir ön inceleme yaptık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca paylaşırsanız da bizleri mutlu edersiniz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dünyanın ilk termal kameralı telefonuna ulaşmak istiyorsanız bu videoya tıklamanız yeterli. Yakalmış.